Bloomberg.com tarafından hazırlanan sabah bültenine hoş geldiniz. Merkez Bankası zorunlu karşılıklarda değişikliğe gitti. Gerçek ve tüzel kişi dönüşüm oranı %10'un altında olan bankalar ilave 5 puan, %10 ila 20 arasında olan bankalar ilave 3 puan zorunlu karşılık ayıracak. Yapılan değişiklikle gerçek kişi dönüşüm oranının yanı sıra tüzel kişi dönüşüm oranı da hedef koşul olarak eklendi. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Başkanlığı'nda yapıldı. Toplantıda ekonomik finansal gelişmeler ve orta vadeli programda yer alan politikalar ele alındı. Bu sabah açıklanan verilere göre Çin'de imalat aktivitesi 2 aydır daralıyor. Japonya'da perakende satışlar ve sanayi üretimi ise ekonomide Covid sonrası toparlanmanın sürdüğüne işaret etti. Amerikan borsaları dün düşüşle kapandı. Bu sabah Asya borsaları Güney Kore hariç satıcılı seyir izliyor. Amerikan vadeliler ise artıda. Euro dolar 1'in hemen üzerinden işlem görüyor. Dolar TL 18.17, Euro TL 18.23 civarında. Spot altın 1723 dolarda. Amerikan ham petrolü 92.5 dolar. Brent ise 100 dolardan alıcı buluyor. 5 yıllık CDS 773 bas puan. Bugün içeride ikinci çeyrek büyüme verileri geliyor. Bloomberg ET araştırma anketine göre medyan beklenti %7,6. Ayrıca Euro bölgesi enflasyon, Amerika'da ise ADP özel sektör istihdamı açıklanıyor.